Salatun selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kaç sayfadır bu? 17 sayfa abi. Bu çok olur. Biz aşağı inelim. Yani ilim maluma tabidir. Malum okuyacağız. Ben bunları, şunları atlıyorum. Atlıyorum. Neticeye biraz geçeriz. Bakın siz de oraya şunu yapın derseniz, yukarıdan aşağı iniyorum. Kameraya kafanızı takmayın. Onlar önemli değil. İkinci derecedeki bizim şeydir. Ben bunları atlıyorum arkadaşlar. Aşağılarda özlere geliyor. Tamam mı? Öz. Şunları 13. defter ilim malum 2010'da yapılmış. Peki burayı bir okuyayım istersen şu parça kısadır. İlmi kelamın galiba. Hak her şahit, hak her şahit ve zahir olan şeyden şahit ve zahirdir. Ve her meşhut olan şeyden meşhuttur. Hak. Hak Cenab-ı Hak her şahit ve zahir olan şeyden şahit ve zahirdir kendisi ve her meşhut olan şeyden meşhuttur. Şu halde, devam edeyim, esas buralar değil de bunu bir okuyayım dedim. Şu halde alem Hakk'ın sureti ve zahiridir. Hak ismi mi? Hak. Cenab-ı Hak'taki Hak. Ve Hak dahi alemin ruhu ve batınıdır. Ve bu alemin müdebbiridir. Ve alem heyeti mecmuasıyla insanı kibir olur. Bu mezahiri mutaayyine Hakk'ın miratıdır. Bu mezahiri mutaayyine Hakk'ın miratıdır. Mirat. Mirat aynadan farklıdır. Çekirdek toprak, yani toprak çekirdeği mirattır. Yani onu inşa eder. Ayna ise aynadır. Bizi gösterir. Mirat ise inşa eder. Ortaya çıkarır içi. Bu mezahir-i mutaayyine Hakk'ın miratıdır. Hak onlarda esmasıyla meşhuttur. Bu mevcudat nedir? Hakk'ın tecellisi ya. Hak. Binaenaleyh bu tezat görüp ve hayrette kal ve bu şuunat zat-ı Hakk'ın muktezası olduğunu bilip derya-i marifete dal. Malum şeyden cemdir. Yani alem-i şehadetteki varlık birinci derste şey yapmıştı. Murat şey varlık. Ha, bu malum ise onların cemidir. Varlığın cemidir. Bir yerdeki. Ve söylüyor, devam ediyor. Dikkat ederseniz Risale-i Nur değil bu. Evet. Alıntı herhalde değil mi? Alıntı ulemadan. Cümleler sahip. Şeyin ilk mertebesi malumun ikinci mertebesinden başlar. Ve şeyin ikinci mertebesi olan alemi kesif ve şehadettir. Yani ulema o Nur-u Muhammediye malum demiş. Dolayısıyla şey Arş-ı Azam'dan başlamış. Yani varlığa çıkış. Yani varlığın öncesi diyor. Demiş ulema. Malumun mertebeleri şunlardır demişler. Malum ya, ilim maluma tabi. Yani ezberde konuşmak değil de böyle, malum hakkında bilgimiz olsun. Bir, malumun mertebeleri. Taayyunu evvel. Ne demek bu? Yani vahdet mertebesinde Hakk'ın bir cümle şuunat-ı zatiyesinin tafsilat-ı müstehlektir. Hiçbirisi diğerinden mümtaz değildir. Ve Hak bu mertebe kendi zatında bir kuvve mündemiç olan nispet ve şuunatını icmalen bilir ve bu ilim Hakk'ın kendi zatına olan ilmidir. Ve kadimdir bu.
ve ilim ve alim ve maluma tabi değildir Allah'ın şeyi. Ve bir cümle nisep ve şunat-ı zati burada yek diğerine aynı olduğundan bunlara eşeğe tabi olunmaz. Şunu anlatayım, ben anlatayım. Şimdi Allah'ın subutu sıfatında bulunan ilim Allah'ına mahkum değildir. İlmine. İlim Allah'ın sıfatıdır. Aynı ama gayrimunfek. Ayrılamaz. Güneşteki ziya güneşten ayrı düşünülemediği gibi Allah'ın ilmi Allah'ın dışında düşünülemez. Yani ışıksız, ziyasız güneş diyor usta misal. Şu alarda veriyor 654'te. Ama ilim kafayı o kadar taktık ki asıl kabul ettik. Oysa Allah'ın ilmi sıfatıdır. Kendi zatı. Zatı değildir. Peki ilimdekiler de zatta vardır. Mesela lise diplomasında, ortaokul diploması da var. Değil mi? Mesela ilim neredeydi sistem olarak Şecere Hilkat'te? Sıfatta. Bir üstü nedir? Şunat'a gitmeden bir de şey var. Zatı sıfat var. Bir üstü şunatta var. Ha diyor ki burada ilim sıfattakiler diyor. İlmi sıfattakiler ilmidir. Sıfatı sıfattaki ilimdir. Ama mahiyeti zatiyedeki şey zatı sıfattaki ve şunat zatiyedekiler diyor. İlim değil. Nedir onlar diyor? Malumdur diyor. Allah'ın malumu. Allah'ın ama. Zatının malum. Malumu ikiye ayırmak lazım. Tabii o aşağıdaki biz malum falan başka. Ona girmiyoruz. Yani bir esastan gidelim diyor. Bak diyor ki Allah'ça malum şey ille sıfatında hepsi yansıyacak yani değil. İlim mertebesine inmemiş malumdan bahsediyorsunuz siz şu evet. anda. Değil mi? Hepsi evet. İnmemiş. Mesela bak şunat zatiyede şey sıfatı subutiyeti ilim yok mu? Tamam. Çıkmıyor üstte. Sıfatı zatiye var. Ne var orada? Kıdem, beka, muhalefet-i havadis, vahdaniyet. Tamam mı? Onlar zat-ı sıfat. Zat-ı sıfat. Bundan üstün mü? Üstün. Bundan da üstündür. Şunat-ı zatiye. Oradakilere ilim denmiyor. İlim burada. Tamam mı? Mahiyet-i zatiye zaten konuşmuyoruz. Mesela diyelim ki şunat-ı zatiyeden ipuçlarından bir tanesi bizde şefkat var. Allah'ta şefkat mukaddesi var. Tamam mı? Evet. İlim midir? Bunu ilimle anlatabilir misin? İlimle anlatmak demek çerçevesini çizmektir. Tabirinde aciz olduğunuz şefkat mukaddesesi var. Tabir ne demek? İlimdir. Tabirinden aciz olduğumuz demek ilimle ihata edilmeyen şey. Mesela çocuk buradaydı. Sevdik hep beraber. Hı. Çocuğunu seviyorsun, şefkat var. Bunun ilmi midir? Değil. Yani ilmi değil mi? Kalıba girmez. Kader nedir? İlim nevindendir. Diyor ki, ilim nevindendir. İlim de maluma tabi. Daha yukarıya çıkıyor. Malum nedir? İnsandaki hali ve vicdani. Bunlar da ilmi çerçeveye girmiyor. Şimdi bu Allah'ın söylüyor. Oraya inmeyelim tekrar. Demek ki Allah'ın subutu ilimdeki ilim ondan aşağısına nazırdır. O zaten zatı sıfattan kaynaklanıyor. O da şunattan kaynaklanıyor. O da mahiyeti zatiyeden kaynaklanıyor. Yazılmama gerek var mı? Yok. Dedi. Ve doğru. İniyorum. Aşağı iniyorum. Peki o yani şunat veya zat tarafındaki kısmı, ilmin üstündeki kısmı malum diye ifade edebiliyoruz o zaman. Malum ama şöyle diyor. Malum bırakmıyor. Malumu zati. Yani o zaman şu aşamada... Yani Allah canibinden malum olan bir şey. Allah'ta. Allah'ta olan bir malumiyet yani. Malumu zatiye. İlmine, ilmis ondan tabi olan malum. Evet. O zaman subut-i sıfattaki ilim var ya, oraya tabi. O zaman... ilim alma tabi. İlim malum değil de aslında malum önce ilme tabi. Olmadan başlar. Şu zati malumdan bahsediyor. Çünkü diyor malumun zatı ve vücud arifesi iradeye bakar ve kudreti isnat eder. O aşağıdaki. Hasan abi. Yazalım ya. O zata, sıfata yazalım. Üstünde konuşalım. Altı üstü şimdi karışacak. Aha, yani o şeceli katı... Malumu, yani ilim dediğimiz şey malumu zatiye mi tabi oluyor?
Ha. Ben onu ifade ettim Hasan abi. Tamam. Şey, doğru, aynen. Evet, evet. Aynen öyle. Ya aynen, doğru. Tamam işte. Öyle gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla naksiyet olmuyor. Yani biz ters düşünüyorduk. Yani ilmin maluma tabi olmasını şey malum... Tamam, hazmedemiyorduk. Evet. Evet. Şimdi böyle mahiyet noktası, malumu zatini ilme tabi olmasına sıkıntı yok zaten. Yok ki. He. Yani tabii ki oraya tabi olacak. Yani biz ama ilmi öyle yüceltti ki Allah'ın zatı yaptı. Son nokta koyduk abi. Yani Allah'ın ilmi son nokta olarak kabul edince evet. Her şeyi oraya yücelttik. Ondan yok kabul edince evet. Karıştı. Yani sıfatı zat yaptık. Yani öyle gibi oldu. Bu mesela malum anlayışımız yani. Malum anlayışımız yani. Mevcudata malum. Tabii mevcudata malum dedik. Aşağı indi. Üste tepe taklak oldu. Hatta bizdeki malum mu? Okudukça bu lazım olacak, şey yapacağız, koyacağız yerine. Çünkü aşağıdaki malum başka tabii, malumun zuhuratları. Şu unatı zatiye. Kader işte değil mi? Ya bir kelime, bir malum. Bir malum kelimesi. Bir kelime anlaşamayınca işinden çıkamıyorsun. Çıkamıyoruz. Ama ne kadar şeymiş. Usta çünkü 40 sayfada ancak ehillerine anlatabildiği kim kader risalesini yapmış? Sadi Teftezani. Teftezani. Ancak alimlere bile anlatabildiği. 40 mı 60 sayfa mı? Ehasavasa ancak anlatabildiği. Şimdi biz konuşuyoruz yani bunları. Konuşmamızın sebebi büyüklüğümüzden değil, büyük şeye tabi oluşumuzdandır. Tabi, basit bir tel var ya tel, devlet şey, seni kablo. Keban barajından gelen eletiye bağladığın zaman keban oluyorsun. Evet. Tamam gibi. Sıfat, şunatı zatiye. Sıfatı zatiye ve sıfatı subutiye. Bu benim alemimden çok şu an elhamdülü oturdu ama o anlatılan yerde burayı mı anlatıyor yoksa beraber yapacağız. Yani. O konu ne biliyor musun? Yok yok. O konu alimler arasındaki medar-ı bahs olmuş bir şeyi Mutezile ve Cebriye'de medar-ı bahs olmuş bir şeyi anlatıyor. Ve ondan sonra orada ilmi esas almışlar. Tamam mı? Usta orada bir tahsiyat yapıyor. İlmi ana merkeze koyunca ilmin yerini gösteriyor. Tamam mı? Esma bu da Arş-ı Azam Lef-i Mahfuz. Burası da Arş. Tamam abi. Şimdi ben şeyi koyuyorum. Burada 2-3 ilim, irade, kudret. Yazayım mı diğerleri? Gerek yok. Yok. Sen bas her köy. Bu güzel. Nerede abim bu? Buradaki. Tamam. Subutu sıfatlı o da. Şurada. Şimdi alim demiş ki alimleri. Bu diyor ilim Allah'ın sıfatıdır diyor. Sıfatından. Sıfat anlamak için. Cevherle sıfatı ayırt etmek için misal vereyim. Buz sıfattır, suyu, dolu, kar, yağmur sıfattır. Şimdi ama içeri doğru gireceğim. Buz sıfattır, su asıldır. Su sıfattır, H2O asıldır, ceverdir. H2O sıfattır, enerji asıldır. Enerji sıfattır, esir asıldır. Esir sıfattır, maddi hayat. Maddi hayat, aynı hayat, akıl ceberi, ruh ceberi,
esma, sıfat. Şimdi diyor ki alimler, bu diyor, buralar, tabii ki bu üst taraf. Buraya tabiler. Allah'ın yani sıfatı sıfattan üstün olan zat-ı sıfatı var. Zat-ı sıfatında burada tekvine ayetler var. Tekvin var ayet demeyin. Tekvin var. Tamam mı? Muhalefetun havadis kıyamı bir nefsi var. Tamam mı? Bunlar üstün. Diyor ki bu tanımlanana ilim demiş. Bu ilim diyor buraya tabi. Bu da buraya tabi. Bu da buraya tabi. Ama Allah'ın sıfatı olan ilmi kadamı Allah'ın malumatı var. Haşa. Bu diyor ilim çok ilginçtir. Yaratacağı mevcudatın dedi, şu mevcudatı yaratacak onların bulunduğu yerdir. Onların bulunduğu yerdir. Peki Allah bu mevcudatın dışında bir şey yok mu malumu? Var diyor. O da diyor buralardadır diyor. Üst tabakada. O zaman bu ilim bu maluma, bu da malum buna tabidir. Üste. O zaman Allah'ın zatındaki bilgisini diyeyim. Ne diyeyim başka? İlim değildir. Değil. Malumdur. Zaten. O zaman oraya mahiyet zatinin karşısına mı yazalım? Şuna yok, buraya hiçbir şey yazılamaz. Bilmiyoruz. Malumun zatı. Yani malum bir yere yazalım. Evet. Malum evet. Evet burada şeydedir. Tekvinin içinde. Adem'in mahiyeti de orada ya. He, şurada. Şurada tekvin var ya, tekvin. Tekvin, kıdem, birkaç tane yazayım ki ne olduğunu anı kıdem. Beka. Mesela şeceri kalpte mecülde malumunuz var. Malum var orada. He. Buna malum demiş, tamam mı? Fakat bu malum, buradaki malumu evvel demiş. Malum zati evet. Dedi burada galiba. Mesela şaşıracaksın şimdi. Biz daha önce yeni anladığımı söylüyorum. Tekvinde Adem var değil mi? Ama Adem için şöyle tanımlıyor. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Tamam mı? Şimdi ben Adem'i bak şey yapacağım. Beraber yapacağız. Tabii her gün geçtikçe öğreniyoruz bir şeyi. Yani bir şey icmalı diyor, tavsil ediyor. Şu anda benim bilmediğim bir şeyi bugün öğrendim. Siz de bugün öğreneceğini zannediyorum. Nedir o? Bak arkadaşlar. Burası daireyi ilim. Burası daireyi hayat. Kardeşler, Adem'in yeri neresiydi? Daire ilimden başlıyor. Daireinde devam yani, lefim olsun. Çünkü usta kendisi söylüyor. Evet. 59. Daire ilimde bulunan Adem hissediyor. Aynen. Bu salim. Nerede bulunuyormuş? Daire ilimde. Burada Adem bulunuyormuş. Adem harici. Evet, Adem harici. He. Adem de harici diyor. He. Adem harici. Evet. Adem'in harici. Ondan sonra varlığın içerisinde Adem var. Ara boşluklar. Alem-i Şahadet. Alem şahadette, tamam mı? Şu anda mesela sıralamak, ara boşluğu. Adem olmasa vücut olmuyor. Defterin yazıların arasındaki boşluk olmasa yazı gözükmedi ki. Adem harici, tamam mı? Ondan aşağıki Adem mertebeleri. Tamam, alem şahadette var. Bu tekvinde ne demiştik, yeni öğrendim Osman'ın? Adem sıf mı olacak oradaki? Adem demiştik. Tabii Adem'i sıf olacak, değil mi? Evet. Oraya evveli dedik, orası yani. Evet. Adem mutlak yok zaten. Adem zaten yok. Adem mutlak yok çünkü niye var? Bir ilmi muhit ezeli var. İlmi muhit ezeli sıfata deniyor. O zaman zaten Adem'i sırfı tekvinde dediğiniz zaman ilmin arkasından attık yani. Çünkü evet. Zati sıfatta. Evet. Adem'e evvel oluyor işte. Evet. Adem'e evvel oldu işte. Evet. Şimdi bu Adem'in evveli oldu. İtiraz ediyorum abi. Efendim söyle. Adem'i sırf lef-i mahfuzdur. Adem mahiyetindeki o yani şeydeki Adem mahiyetinde çok o kadar yukarı taşını olmuyor. Şunu şöyle dedi. Adem evvel diyebilirsiniz oraya. Çünkü ben niçin dediğini anlatayım. Bak. Şimdi bu lef-i mahfuz
Çıkıp çıkmayacak her şey var. Tabii bak şimdi. Diyor ki bu daire ilim kimin dairesidir? Lef-i muhafaza. Lef-i muzul. Bir de şuraya da koyayım. O da lazım olacak. Kürs. Bence değil. Bu da ben beraber yapacağız. Bak lef-i mal isbat bakalım. Şimdi diyor ki İrfan, haklı tabii. Daire-i ilim, lef-i mahfuzun dairesi. Burada asılları var, burada tabir caizse sıfatları var. Tamam mı? Bu da, bunun dairesi. Bu ise yazar bozar tahtası. Yazar bozar tahtası. Tamam. Ama asıl bu. Peki diyor ki haklı olarak İrfan. Bu Adem ise Adem-i sırf onun da arkası mı? Budur. Tamam. Adem-i sırf. Doğrudur. Ama bunu buraya yazan buradan geliyor. Adem-i sırfın evveli mi diyelim artık? Adem-i evvel orası olabilir ama harf-i mahfuz olması lazım diyelim. He. Şimdi diyor ki İlim, emir Adem'e bir vurdu, vücuda çıkarttı. İlim, emir. Vurduğu yer, ondan zaten tekvine, içine Adem demiştik. Hı. Tamam. Şimdi bu şey var ya, bu şey, buradan dışarıya vuruluyor. Hani buraya vurduğu zaman, burası lef-i mahfuz, ilim dairesi olduğu için, ilim çıktığı yerde burası olduğu için, bunun da astı dedik burası. Yani Adem-i sırf-ı evvel desek ama alem-i şehadette konuşacaksak doğru söylüyor. Şuna da Adem-i sırf denilir. Ama pergelim şeye koyarsak. Neden böyle bir şey söyledim abi? Çünkü lef-i mahfuzu tefekkür eden kaç kişi var ki dese buraya demişlerdir Adem-i sırf diye. Evet. Ama şudur. Burası da burası bu yazdı ya. Yani lef-i mahfuz ilmi dairesi ya. İlmi daireler. Peki bu nereden çıktı? Bu ne yaptı? Neyse yaptı? Adem'den çıkarttı vücuda her şeyi. O zaman tekvinin içerisinde bu Adem-i sırfın kaynağı burası. Kaynak bir. Evet. Evvel demekte bir mahsur görmüyorum bence abi. Ha, ama alimlerin dediği bu Adem'in o şeyi diyor buradan çıktı. Ama bu yaptığımız Murat Dursun'daki o derste Adem'in arkasındaki Adem-i sırf lef-i mahfuz gözüküyor. Ben şunu kastediyorum. Yani burada adam, bu alimin dedi. Bu lef-i mahfuz dairesi ilmin dairesidir. İlmin yaptı. İllaki. İlim de tekvindeki Adem'den vücuda çıkartıyor. Yani ilim Adem'den çıkarıp atıyor. O zaman buralara Adem-i sırf olmuşsa onu da kaynağıdır ama Adem-i sırf de denilebilir tekvin içinde. Harun abinin dediği gibi baktığınız yere göre de değişir. Evet tabii. Tamam. Öyle de diyebiliriz. Şimdi ama daha bütün bakıyoruz. He. O zaman isterseniz böyle kalsın ama bu buradan yazılmış. Tamam. Bu buradan yazıldığı için şuradan bir sorun yok burada. Bunun belki de dişe vuruşu. İnelim aşağıya. Anlaştık abi. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Aşağı inelim. Başka ne var? Bu böyle dediler. Bizim bakayım biz ne demişiz. Şurayı görüyor musunuz? Çok da ilginç. Şimdi bu mertebelere şu mertebelere şey denmiş. Şuraya kadar. Yani şu şuraya kadar ilim şu mertebe var ya zat-ı sıfat şunası malum. Bunda da sıkıntı yok. Mecula da ne demişiz? Malum demişiz. Yazdık onu. Malumu zati noktasında siz tekvine bağlamakta o mimalde bir mana var, haberiniz olsun. Okumanı isterim. Eğer desen delili ihtira, itay vücuttur. İtay vücut ise idam mevcudun refikidir. Halbuki Adem-i sırftan vücudu ve vücudu mahsadan Adem-i sırfı aklımız tasavvur edemiyor. Akıl da lef-i mahfuzlu. Cevaben derim yahu sizin bu istibabınız, şu meselenin tasavvurundaki istirabınız bir kıyası hadi netice-i vahimesidir. Zira icat ve ibda ilahi abdin sanat ve kesbine kıyas edersiniz.
Halbuki abdin elinden bir zerreyi imate veyahut icat etmek gelmez. Belki yalnız umur itibari ve terkibiyede bir sanat ve kesbi vardır. Evet, bu kıyas aldatıcıdır. İnsan kendini ondan kurtaramıyor. Elhasıl dediğimiz mana burada abi. Biraz daha yavaş abi. İnsan kainattan mümkünatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki icadı sırf ve idamı mahz etsin. Halbuki hükmü aklisi de daima üssül esası müşahadattan neşet eder. Demek asar-ı ilahiye mümkünat tarafından bakıyor. Halbuki hayret efza asarıyla müsbet olan kudret-i saniyin canibinden temaşa etmek gerektir. Demek ibadın ve kainatın umuru itibariyeden başka tesiri olmayan kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudret-i mevhume içinde sani farz ederek o noktadan şu meseleyi temaşa ediyor. Halbuki vacil vücudun canibinden kudret-i tahammesi noktayı nazarından bu meseleyi temaşa etmek gerektir. İşaret, birinin asarı muhakeme olunursa onun hassasını nazar almak lazımdır. İşte şu meselede edinmemiştir. Zira bu meseleye aczi abdin arkasında kudreti mümkünatın tarafında kıyası temsilin perdesi altında temaşa ediyor. Halbuki tekvini alemde bir kısmını maddesiz iddia ve bir kısmı dahi maddeden inşa ile şu kadar hayret feza asarı mucize ile kudreti kamile-i ilahi göstermekle beraber olan sarf-ı nazar etmek, gaib-i şahit suretinde görmek olan kıyas-ı hadi ile ve ebna-i cinsine muhakeme ettiği gibi bir kaide-i mahdude ile vacib-i vücuda nazar ederler. Diye böyle tamam. Şimdi bunu teyit ediyor. Diyor ki bu mahlukat cinsinden var ya şu lef-i mahfuz. Çünkü yaratılmıştır, mahluktur. O mahluku, ademi mutlak yok. Lef-i mahfuz mahluktur. Lef-i mahfuz mahluksa bunu nereden çıkarttı? Adem-i sıftan çıkarttı. Ama o buradan Allah canibinden kimi konuşuyorsan onu nazar muhakeme edip bakacaksın. Ama beşer konuşuyorsak bu mevcudat Adem-i sıf orası. Ama lef-i mahfuz da diyor mahluktur. Böyle ibda ve inşa etmiştir. Yeni. Peki ilim nereden çıkarttı onu? Adem-i sıftan çıkarttı. Adem-i sıf tekvindeki Adem-i sıftır. Baktığımız gibi değişiyor. Demek. Evet, değişiyor. Adem-i sıf yani. Şimdi malum şeye taayyun-u ilahi, ilmi ilahi, vücudu mutlak, malum esma-i ilahi söylemedi. Şimdi şeye mecula şunlar deniliyor. Arkadaşlar, mecula şunlar taayyun-u ilahi iki bu ya. Ha yani buna tasavvufta ne demişler biliyor musun? Onu da ifade ettim. Şu mecula lahut demişler. Bu iki alemin cemine yani onların tabiri bizimkisine şey geliyor. Onları da cem etsin derse diye. Onların tabirini de kullandım. Alemi ceberut bu alemdir. Şimdi arkadaşlar mecul aleminin taayyunu ilahidir. İlmi ilahidir. Vücudu mutlaktır. Malumdur. Esma-i ilahisi ve mevcudatıdır. Peki ilim neredeydi? Lef-i mahfuzdaydı. Tamam. Lef-i mahfuzdaki ilim ne yaptı? Maluma tabi oldu. Şecer-i hilkatta da bir sorun yok. Şimdi şimdi aşağı iniyorum. Bu taayyun-i evveli görüyor musunuz? Taayyun-i ilahi, ilahi ulemanın tabirleri bu benim değil. Taayyun-i evvel bir sonrası malum evvel demiş. Görüyor musun şuna? Nasıl kaymış aşağı? Tabii nasıl kayıyor? Malumun ilk mertebesiymiş. Yani, malum evvel. Mahluk olarak. Buraya ne demişler? Lef-i mahfuz azam demişler. Ama biz sırf lef-i mahfuzu biliyoruz. Risale'de geçiyor abi o lef-i mahfuz azam. Var abi evet. Risale. Yani lef-i mahfuz Osman'ın düşünür müsün abi? Evet. Alt çizgisi arş. Tamam. Üst çizgisi lef-i mahfuz azam. Ortası lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz azam herhalde bir iki yerde geçmesi lazım abi. Evet geçiyor. Mecul olan çizgisine de ruh azam mı diyeceğiz abi o zaman? Mecul olan tabii şu hangi şuna mı? Şurada arş azamda. Şu mu? Evet abi. Ha şuna şey diyeceksin o ruh azam yani. Şu tabi şu çizgiye. Ha şu çizgiye şey demiş. Kabı kavsen demiş. Yani. Şuraya kabı kavsen demiş. Buraya ruh azam da diyebiliriz. Yani çünkü ruhların olduğu. Peki aşağı ineyim abim. Bak tasavvufçular lef-i mahfuz artı arş artı kürs artı lef-i mahfuz ispat
bu üçünün cemine alimi melekut demiş. Tamam. Şimdi burada da aklevel, lef-i mahfuzdaki akla aklevel, tayyun-u ilmiye, malumat-ı ilmiye, mertebe-i vahdet, şey, arştaki vücutlara, tayyun-u kevniye, şey-i evvel, o da ikiye ayrılıyor, alem-i erba, alem-i misal. Kürs, şey-i kevni, malum-u kevni. Lef-i mahve ispattaki aşağıya, alem-i mülk demiş. Artık ben bunları girmeyeyim. Çünkü zamanımız çağılır. Aşağı inelim. Alem-i şehadete alem-i mülk denmiş. Buradaki malum-u zahirmiş. İsmi ahire bakıyormuş. Bunlar abi şey mi? Tasavvufun... Yok, Risale'deki şeyleri. Yalnız tasavvuftaki isimler şu. Lahut, Melekut, Ceberut. Diğerleri bizim. Tayyun-i kevniye geçiyor mu? Küllatı geçmiyordur. Tayyun evvel yoktur. Yok, o çiğdir. Ona benzer. Yok, yok. O yok. Onlar şeyin sanki böyle tasavvuftaki... Tasavvuftaki ilmi kelam alimlerinin daha çok. Bu, tasavvufta pek bu yok da. İlmi kelamda. Yani Muhyiddin Arabi'de falan kullanmıyor. Var, o ilmi kelamı falan kullanıyor. Kullanıyor da. Ha, tasavvufçular kullanıyor ama kendi yapısı değil. Şey ilmi kelam. Mesela o Kaf Dağı demiş. Kaf Dağı ilmi kelamda yok. Tasavvufun kendi literatürü. Ama tayyun evvel tasavvufçular da kullanıyor ama o ilmi kelamın malzemesidir. Ondan sonra inelim arkaya beraber. Beraber iniyoruz. Bunu da şey yapalım. Hiç dokunmayalım. Çünkü işimiz var. Risale'dekine geçeceğiz. Bir şey var ya şey. Şeyi anlatıyor. Şey, varlık. Ona girmeyelim. Böyle inelim. Hepiniz bunu anlamış kabul edelim. Aslan abi, siz bu defteri unuttunuz mu? Mesela dünkü derste burada takıldık biz. Kardeşim. Malumu... Hani ne biliyorsun? Hepsi vardı ama 8 saat ders yapınca malumlar tarumar oldu. Malumlar dışarı çıkmadı. Malum madum oldu. Çünkü niye? 8 saat ders. 9 saattı. Yani 1 saati yemek namaz çık. 8 saat. 8 saat devamlı üreten bir kafada ne malum kalır ne madum kalır. Bütün malına gitti. Ama en sonunda Allah'a hamdolsun kitaba bakınca şöyle kitaba baktım ne yazmışım dedim. Ondan sonra baktım ki malum, ilim maluma şey, baktı ki malum değişmiş. Mesela Adem-i sıftaki ilim emir vuruyor, çıktı ya. Ondan sonra daha bir başka şey de anlatacağım ben size. Baktım dün akşam rahatladıktan sonra. Mesela ilme ayna diyor. Ayna, ustad diyor ya. İlme zelinsin aynasındaki. Aynasındaki. Mevcudat-ı süvriye. Süre mevcudatın o aynanın içine giren hepsine malum deniliyor. İçini çıkartırsanız ilim denen bir şey yoktur. Yani onu ayakta tutan, onu var eden yani içerisi, yani ilmin boş diyebilir misin içi? İlmin içi boş olabilir mi? Olmaz. İlmin içi boş olabilir mi? Ha, o içindekiler malum. O zaman bu ilmi ilim dettirten, ayak tutan malumdur. Ama biz mahluk deyince karıştık. Mahluk deyince şey yaptık tabii. Mahlus olduk. Ama kafa kalmaz ki. Malum madu meselesi tenkühül kelam fi akaid ehli İslam yazar Abdül bak almışım sayfa Arputi. Bak bunlar hep o zaman çalışmışım. Ne kadar merak etmişim sevgililer. Onları da bilmiş kabul edelim. Tamam. Şimdi biz bunları hepsini isteyeceğiz değil mi abi? Hepsini isteyeceğiz. İlim maluma tabidir. Ben yazmışım o Harputi'den sonra. Bak buraya okuyayım istersen. Şu kadar kısa. Burayı şey yapalım. He, Harputi'den aldığım malumatla yukarıya. Biraz önce kitap kana söyledim. İlim maluma tabidir. Bu yani ustadı şey değil. İlim sıfatı iki anlama gelir. Birincisi ilim. Mahiyeti ve özelliği itibariyle külli bir kavram olarak ifade ettiği mücerred, soyut bir vasıf demektir. Yani kafamızdaki bilgiler. Ama bir de donmuş ilim var. Bina. Mimarın kafasında bina projeleri var. Bir de donmuş bilgiler var. Donmuş bilgi bina, donmamış bende. Ha mücerred bu. Soyut. Bir de somut var. İkincisi, sen takip edin.
uygulama alanında yer alan bir kavram olarak somut bir bilgi ve bilmek anlamına gelir. Genellikle ilim kavramı bu ikinci anlamada kullanılır. İlim denince malum olanlar için deniliyor. Yani bu malum olmuş ya bina. Bizim için malum olmuş. Bu malum. Ama bu malum, ortaya çıkmış malum, bendeki ilim, beşer noktasına düşünürsen, binaya bakıyorsun, ağaca bakıyorsun, ilim elde ediyorsun. Değil mi? Senin ilmin o maluma bağlı. Diyor. Genellikle ilim kavramı bu ikinci anlamda kullanılır. Yani ağaca bakarak bilgi elde etmedik mi Süleyman? Evet. Sendeki ilim, tıp ilmi, ilimdir. Nereye bağlı kardeşim? Mevcudata. Bedene bağlı cesede. O ceset de malumdur zaten. Evet. O zaman ilim maluma tabidir dedim. Ve bu anlamayla ilim, yani ilim bu anlamayla ilim neymiş? Bilinen ve bilinen şeklindeki ikili sistemin oluşturmasını sağlayan anahtar kelimedir. Bilen ve bilinen. Bilen benim. Bilinen var. Bilinen var. İkisinin cemi de ilim deniliyormuş. Çok acayip değil mi? Yani bileni de kapsıyor. Evet. Sırf bilineni anlamadı. Almadı. Ben mesela bildim ama kim bildi yani senin seviyen ne? Yani sırf o binadan ve ağaçtan birisi bir malumat çıkarttı, bir de irfan çıkarttı, bir de başkası çıkarttı, cumhur çıkarttı. Yani bilenle bilinenin arasındaki ilim deniliyor, bu ilmi de seviye oluyor. Seviye nereden kaynaklanıyor? Ya bilinenden kaynaklanıyor ya bilenden kaynaklanıyor veya ikisinden. Ağaca Allah'tan kaynaklanmıyor. Ağaç tamam malum ama ona bakan insanda o bilgi değişiyor. Devam edelim. Buna göre, ondan sonra şeye geçeceğiz, ha sözlere. Buna göre bilme fiili zorunlu olarak, bak bilme fiili, bilme, zorunlu olarak bilgiye konu olan bir nesne ister. Tamam mı? Konu olan bir nesne ister. Çünkü ilim sıfatı bir bilgi, yani ne demek? Bilme anlamında kullanıldığı zaman, ilim sıfatı, başka bir nesnenin varlığını gerektirir. Buna, bunu görmeye ve işitme vasıfları içinde kullanabiliriz. Söz gelimi, İsa misal veriyor. Ortada bir görme fiili varsa, orada görenler ve görünenler vardır. Bir işitme fiili varsa, orada işitenler ve işitilenler vardır. Bunun gibi ortada bir bilgi fiili varsa orada bir bilenler ve bilinenler vardır demektir. Bunun ilmin kesbi veya gayri kesbi özellikleriyle bir ilgisi yoktur. Bilakis ilim sıfatının özelliğinden kaynaklanan bir zorunluluktur. Bu husus ilmi literatürde ilim maluma tabidir şeklinde ifade edilmektedir. Bu ustadın şeyi değil, gelenekte varmış zaten. Burada ilim maluma tabi olması demek, ilmin söz konusu malumdan kaynaklandığı, ondan meydana geldiği anlamına gelmez ki, yani o gelmez ki ona kesbilik ifade edilsin. Bilakis yukarıda azer dediği üzere birinci anlamda soyut olarak zaten var olan ilmin, İkinci anlamıyla var olan bir malumla ilişki kurması söz konusudur. Herhalde burada daha şey yapacak. Bazı alimlere göre ilmin kendisine tabi olduğu malum, ilme tabi olan malum da var. Bütün isim, sıfat, çuğunat ve nispetleriyle Allah'ın zat-ı akdesidir. Bu sebepledir ki Allah'ın ezeli ilmiyle varlığı bilmesi demek, bizzat kendini bilmesi demektir. Burası işte kilit abi. Evet. Yani burası önemli. Bak Alusi Bakara suresinden şey yapmış. Bakara suresinin 20. ayetinde tefsirinde anlatıyormuş. Bunu oradan aldım. Bu açıklamalardan anlaşılan şudur. Yani Allah kendini kendisi biliyor. Kendi kendini biliyor. Bir kısmını ilim denilen sıfatına
olarak yansıttı. Ama kendisindeki duranlar duruyor dedi. Yani o ilmin kaynağı aslında kendisi, zaten. Kendisi, zatı. Zatı. Allah olan... malum değil midir? Allah malumdur kendisi. Kendine malumudur onun. Bizim için de malumdur Allah. Değil mi? Allah malumdur da bilin. Ha. Ama bir de Allah Allah olduğunu bilmiyor mu? Ha. Allah Allah olduğunu bilmekten gelen ona ait bir şunun altı lezzeti mukaddes mesajesi var. Bir de ilmi mukaddesesi var. Ama bir kısmını ilmi sıfat olarak gösterdi. Niçin? Bu açıklamalardan anlaşılan şudur. Bir şey nasıl olacaksa Allah onu öyle bilir. Nasıl olacaksa. Yani bilir ilimdir. Nasıl olacaksa malumdur Allah'ça. Allah nasıl olacağını malumunu ilme yansıtıyor. İlim sıfatına. O ilim o malumu biliyor diyor. Bir şey nasıl olacaksa Allah onu öyle bilir. Diğer varlıklar için ay, güneş ve benzeri nesneler için takdir edilen zorunlu bir çizgi vardır. Aya takdir edilmiş. Güneşin büyüklüğü ile beraber seyir esnasında aya ulaşması, ona tahakküm etmesi haddine düşmediği gibi gecenin acele davranıp gündüzü geçmesi, Yasin suresi 36. 40. ayette de diye bir şey söz konusu olamaz. Allah ezeli ilmiyle bir nesnenin bu nesne. Ha Allah ezeli ilmiyle bu nesnelerin kendilerine takdir edilen zorunlu çizginin dışına çıkmayacaklarını da imtihanın geri olarak hareketlerinde serbest bırakılan insanların kendi özgür iradeleriyle hangi seçimde bulunacaklarını, nasıl bir çizgi takip edeceklerini de bilir. Ne güneşi zorunlu bir çizgide tutan, ne de insanı serbest özgür bırakan ilim değildir. Çünkü ilmin özelliğinin gereği olarak, bak ilmin özelliğinin gereği olarak yaptırım gücü yoktur. İlim yaptırım gücü yoktur yani. Bilmese Allah olamaz zaten. Tabii, olmaz tabii. Allah nakıs olur. Nakıs olur. Yani şöyle diyor o zaman Dersade. Güneş düşün, ziyası yok. Nasıl güneş? Allah düşün, ilmi yok. Ama bilmek yaptırıcılık değildir. Evet. Yoktur. İlim ancak maluma tabidir. Kader ise ilmi bir nevidir. Kaza yani ilmin bilinen programı uygulamaya koymak ise kudret ve irade sıfatının işidir. Kazada kudret irade var. Kader kısmında yok. Evet. Abi altında devam edeceksin. Edeceğim hep devam et. Yani bir malumat kazanalım. Sonra hepimiz ilim malumatı abidir 466'yı beraber yapacağız. Çabuk gidelim ki çok var. Diğer bir ifadeyle ilim dusturları, kanunları malumu harici vücut noktasını idare etmek için esas değildir. Çünkü malumu zatı ve harici vücudu, varlığı ilme değil, kudrete ve iradeye dayanır. Allah'ın ezeli ilmi geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı birden kuşatmaktadır. Kaldı ki ezel, geçmiş zaman ne o? Zaman halka. Halkalarının bir ucu değildir ki varlıkların meydana gelmesinde esas tutulup bir mecburiyet tasavvur edilsin. Yani ezel, yani başlangıç falan değil. Komple maziyi, hali, istikbali bir de tutan meleği aladan bakan bir ayna mesabesindedir diyor ezel. Benim izahım şu anda ilim denilen şeyin içine doldurulan malumlardır. İlmin içi boş olmaz ki. İlmin içinde ne var? Neyin ilmi var? Alacağın cevabın ismi de malum olur. Hani derler ya, alim biliyor. Ona derler, neyin alimidir bu? Bu zat. Neyi biliyor? Fizik, kimya, fıkıh, tefsir. Bunların ilmine sahip olduğu için alim oluyor bu zat. Alim oluyor. Değil mi bu zat? Alim olur. Alimin ilmini sıkın bakalım. Ondan ne çıkacaksa ona malum denilir. Malumların yekünlüğüne verilen isim ise ilimdir.
ve ilim maluma tabidir. Yani içerisindekilerin kabıdır. Yani ilmi kelam tabirle zarftır. O içindekiler mazruftur. İlim malum meselesi. 18. defter ki bitiyor demek ki. Zaten 20. defter geliyor. Zihinde mevcut olana ilim ve malum denir. Lakin kuvve-i akliye ile bir şeyin kıyam ve sebebi itibariyle itibar olunur ise ilim ve kendi nefsinde sabit olduğu itibar edilirse malum denilir. Yani şimdi izah ediyor. Çok ilginç bu. Zatta muttahid. Zatta muttahid ve itibarda muhtelif başkadır. Yani zihinde mevcut olana ilim ve malum deniyor. Lakin kuvve-i akile ile bir şeyin kıyam ve subutu itibariyle olunur ise ilim olur. Mesela zihinde, zihin neredeydi Osman'ın? Vicdan. Vicdan. Oradaki şeymiş, malummuş. Malumun deposuymuş. İlim neredeydi? Akılda. İlim şeyde, taakkulde. Hem taakkulde hem? Tasdik. Hem tasdik. İlim denilen tasdik. O zaman bu ilim oraya tabi. Çünkü o daha dip. Yani zihin taakkulde oynuyor. Evet. Yok yok. Tasdikte. Tasdik. Tasdik denilen ilim diye. Şimdi onu dedi yani. Dedi ki, bizim tabire çevirdim bunu. Zihinde mevcut olana ilim ve malum deniyor. Lakin kuvve-i akile ile bir şeyin kıyam ve subutu itibar olunsa ilim. Yani mesela ilim denilen tasdik, o ilim. Onlar da ilim deniliyor ama esas zihne geçti mi o ilimlerin adı aşağıda zihinde maluma dönüşüyor. Malum. Ama o malum. Dışarıya çıkarttığım zaman malumdan çıkartıyorum. Malumdan çıkartıyorum. Ve kendi nefsinde sabit olduğu itibar edilirse, kendi nefsinde zihinde değil mi? Malum denir. Sabitleşti ya. Evet. Ama tasdikin değişiyor devamlı. Ama zihinde artık değişmiyor. Yani zatta muttahit artık sana mal olmuş. Sana sıfat değil, zat olmuş. Mesela mesela şöyle dedim. Hasan deyince zatına girdiği zaman artık malumlaşıyor. Evet. Ama zatına gelirken ki veya daha dışta ilim şeklinde duruyor. Evet. Mesela diyelim ki beni duydukları zaman bir malumatları var. Zat benim hakkımda. Ama konuşunca elde ettikleri ilimdir. Yani zatta muttehit. Mesela diyelim kaliteli ders yapmak. Benim zatıma muttehit oldu misal. Muttehit olunca bu itibar muhtelif başkadır. Şimdi 9. defter. Bu da çok ilginç. 9. ders, Dima dersi. Ha dikkat, ha ben ne dedim. Dima 9'unda vahiy, ene, ilim, fiilin, menbaaları, kader, ihtiyar, mevcut içeriği diye anlatıyor. Şurada malum evvel varmış. Allahça. Malum ahir varmış. Allahça. Malumun sureti varmış. Malumun hakikati varmış. Malumun mahiyeti varmış. Şimdi geçelim buraya. Cenab-ı Hakk'ın sıfatındakine ilmi mütezeli denilir. Allah'ın sıfatındakine ilim denilir. Yani şey esmasındakine ilmi ezeli denilir. Mec'ul de ne denilir? Bak, ilmi mütezeli sıfat. İlmi ezeli esma, ilim mec'ul denilir. Aynı zamanda malumdur. Peki lef-i mahfuzda ne deniliyor? İlmi ezelinin levaları deniliyor. Lef aşağıda. Şimdi buraları atlayalım mı? Şunatta her şey malumdur demiş. Burada tersi gibi dedi ama her şeyi koymuş. Çünkü malum evveldir. Nerede geçiyor? Ha orada. Şunatta her şey malumdur. Sıfatta ilim maluma tabidir. Esma sıfata göre şekilleniyor. İlim sıfattır demiş. Evet. Aşağıda. Tamam. Yani izah et. Aşağıda inmiş. Bir daha okuyayım. Nur tarafı ilim demiş, mana tarafı malum demiş. Evet. Orayı... Yani niçin? Mesela Nur-u Muhammed'i var ya, Nur-u Muhammed. Nur-u Muhammed'i Allah'a bakan yönü biliyoruz, mana. Mevcudata bakan tarafı nur. O ilimdir. Sıfattır yani. Allah'ın sıfatıdır, zatı değildir. Ama zata bakan tarafı o malumdur. O ilim maluma tabidir. Zata göre sıfat bir şey değil. Değil. Zata göre sıfat bir şey değil. Malum nedir bilmiyoruz. İçerisini dolduramadık daha. Malum bilinen ama
içinde olan ilimdir. İçinde, malumun içinde ilim yok mu? Var. Kapsayan malumdur. Kapsayan. Mazruf malum oldu abi şimdi. Evet. Çünkü Allah'a baktığımız zaman Allah'ın sıfatına kadar, sıfatına kadar her şey ilim. Sıfatta yukarısı malum Allah. Artık o sıfatta yukarısı ilim yok. İlim denmiyor. Tamam mı? Mesela şöyle de diyebiliriz. Peygamber Aleyhisselam ilacı gittiği zaman nefi mahfuzaya kadar konuştu. Kelamına orada oldu. Kelam gitti. Kabı karşısında ne oldu artık? Rüyetin oldu. Basar. Orada kelam bitti. Orada basar başladı. Şimdi Allah'ın sıbutu sıfatına sıfata kadar ilim. Ama sıbutu sıfattan mahiyeti zatiye, şunatı zatiye ve tabi detayları var. Sıfatı zatiyenin sıfatı ilahiyesi var. Sıfatı şey var. Şunatta da oradakiler hep var. Allah sıfatı kadar mı biliyor? Yok. Allah'ın sıfatıdır ilim. O zaman o sıfatta olmayanlar da, olanlar da hepsi Allah'ça malum. O zaman o ilim maluma tabi. O Allah canibinde düşü vacip noktasında. İlim maluma tabidir. Oturdu. Kapsayan malumdur. Diyelim ki içerisindeki program malumdur. Yaprağa dönüşmüş hali ilimdir. Nur tarafı ilim, mana tarafı malum. Şimdi ben buraları atlayayım hepsini. Geçelim. Tamam. Geçelim. Biraz anlaşılmıştır zaten. Burayı da geçelim. Buraya gidikçe bir anladığımız mana kaçmasına korkuyorum. Tamam. Tamam. Benim böyle için. Yok. Bir şey olmaya gerek yok. Burada zatı sıfatın subutu sıfattaki karşılığını koymaya çalıştım. Yapabildiğimse. Zatı sıfat malumat olsun, bilgi olsun. İlim olması malumat olsun. Kıyamı bir nefsi subutu sıfatta ilime denk geliyor. Beka hayata denk geliyor. Yani hayatımız, bekamızın. Vahdaniyet seme geliyor. Kıdem basara denk geliyor. Muhalefetun lil havadis kelama denk geliyor. Tekvin kudrete denk geliyor. Vücut iradeye denk geliyor. Vücut. Şimdi geliyoruz buraya. Malumu evvel görüyor musunuz? Malum evvel burada. Malum yani bu mevcuda. Burada bitti Allah'ın o mevcudaki bitti. Tamam. O malumdu. Malum. Secere ilk attan şuradan bakmış. Gösterseniz onu. Şu malumdur. Artık bunu konuşmuyoruz şimdi. Diyor. Tamam konuştuk. Şimdiye kadar konuştuk. Şimdi buradan konuşuyoruz. Allahça malum vardı sonra sıfat. Allah'ın o sıfatı nerede? Burada. O zaman Allah'ın o malumu, hani sıfattan önceki malumu, burada uygularsa malum evvel burası. Secere ilk attan. Yani bakın montaj diyoruz. Bir daha. Şuradaki ilim, Allah'ın ilminin yukarıki bölümlerine malum. Tamam bitti o, kapattık. Şu malum. Şimdi bu malum dışa vuruşu, malumu evvel. Şimdi bu büyük insan Allah'ın ilmi lef-i mahfuz. Tamam, ilim malum. Malum. Şimdi burada nasıl ki ilme malum, ilim maluma tabi değilse, burada da ilim, buradaki ilim, mecbur bağlı. İlim, maluma tabi. Malum bu. Buna da malumu evvel. Malumu evvel deniliyor. Bu mücerret mastar. Malum. Bu malum evvel. Bu ilim. İlim maluma tabi, şeceri hikatte. Şimdi daha acayip şeye gideceğiz böyle, aşağı ineceğiz. Kaderde gidiyor mu acaba? He? Kader tabii ilim maluma tabidir. Yani buraya indi ya. En yukarıya kadar abi. He? Yok buna dokunmuyor. Bizimle alakası yoksa. Vacibi bitirdik o. Sadece şeye kadar. O alın. Mecule kadar bizim kaderimiz. Yani mecule kadardır bizim şeyimiz. Ondan sonra iniyoruz aşağıya. Malum mecunun içindeymiş. Malum evvel, bak ne güzel tasdif edilmiş, okunmuş. Malum evvel arş-ı azamda.
malumu ilmiye, bak buna, şuraya, malumu ilmiye, yani ilme dönüşmüş malum. Tamam. Ondan sonra malumu evvel, o malumat evvel demişiz de, malumat, malumat diye geçiyor. Şu malumdur, bu malumat diye geçiyor. Siliyorum. Oradaki bir yapalım. Şunu bu tarafa alayım mı? Ama şey mi olur? Buma şöyle, Adem-i Sırf. Silmek için orayı. Şunu sileyim ki karabalık olmasın abim. Şuna da Adem harici mi? Bunu çekerseniz bunu şey yapar. Resim yapar şey. Tamam. Ersal. Tamam abiler. Tamam. Bunu da siz takip edeceksiniz. Şimdi bu malumdu. Bu malumatı evvel. Bu malumatı ilmiye. Daire ilme de aynı şey söylemiş. Malumat daire ilme onun dairesi yani. Ama ne diyor? Daire diyeceksin. Onu hiç yapmayalım. Malumat-ı ilmiye onun dairesi ya şu. Şu olduğu için ama malumat-ı ilmiye buna şimdi o olmaz gene. Şurada bir hata var. Bu malumat ilmiye ve bakalım çeşireden abi. Şey geçiyordu. Yani bir yazanda geçiyordu. Hata var veya bende şey var. Kürsteki malumat-ı kevniyeymiş. Var mı? Şurada. Hasan'ım söyle abim. Şunu bir yazayım söyle abim. Kevniye. Abi şeceli katte de ikisine de malumat ilmiye yazmışsınız. Ha, o zaman lef-i mahfuzda da malumat ilmiye yazmışsınız. Lef-i mahfuza mı? Lef-i evet. Mahfuzda da yazmışsınız aynısını. Daire-i ilimde de malumat-ı ilmiye yazmışsınız. Ha, aslında daire yani malumat dairesini nasıl ekleyeceğiz buraya? Bu eklenmesi lazım şu. Şuna bir malumat şuraya yazacağız ya. Daire-i malumat işte. Daire-i malumat ilmiye. Olabilir. He tabii tabii. Çünkü onun dairesidir de daire-i malumatı ilmiye. Tabii ya bu onun dairesidir. Onun dairesi ya. O fazla bir şey getirmiyor. O bir hatadır o. Malumat-ı sani lef-i mahve ispatın içinde olan. Bak malumat-ı lef-i mahve ispat. Malumat-ı saniye. Malumat-ı sani lef-i mahve ispatın içinde. Evet. Şimdi aşağı iniyorum abiler. Ondan sonra kadri konuşalım. Saniye diyor, saniye. Malumat-ı ilmiye lef-i mahve şey denmiş. Bu malumat-ı ilmiye ikisi şey yapmış, başka onu işaretlemiş bana. Ha, göstermiş onu. Göstermiş ki onun dairesini değiştir diye. O burada bir hata olmuş. Ve bitti galiba. Ha? Şey bitmiş ya. Evet abi, 17, 17 diyor. Ha, yani bu kadar mıydı? Aha, tamam. Tamam. Şimdi gelelim şeye, Kader Risalesi'ndeki, hep bu kadar topladık. Ha, ben size... Dadamın kuyruğu kopsun artık. He. Açıyoruz. Çantamda sözlerimi çıkarır mısın? O fermanlı çanta. Hasan abi. Ha. Çok basit bir şey söyleyebilir miyim? Tabii yani çok. Şeyin arasında böyle basit. Sana yakışmıyor basit şey sormak. Ama öyle ciddi söyle ciddi şey çıkıyor. Yok yok ciddi çıkmayacak bunlar. Çok ciddi sor. Ha. Şimdi şuraya baktığımız zaman Hasan abi şuraya elektrik iki tane uç var değil mi şu ampule baktığımız zaman? Hı-hı. Bir tanesi artı bir tanesi eksi. Hı-hı. Artı olan o sıfattan gelen malumat. Malumattan geliyor diye varsaysak, birisi de tekvini ayetlerden de bize malumat gelmiyor mu abi? Vay. İşte o ampulde biziz ki yanıyoruz abi. Uf. Ha ne oldu basit? Bak. Allah aşkına ya. Deli ya. Bu adamı konuşturmayın demedim mi? Hep öyle şey. Topraklamayın. 8 saat risale okuyup kabz haline girenler, işte böyle basit evet. Bir fikirler söyleyenler, intihar aşamasına geliyorlar.
Ne aşamasına? İntihar aşamasına. Yani nefte mazhar oluyor demek işte. Ölmeden ölüyor demek işte. Aha. Ölmeden önce ölüyorlar. Bu ampul. Tamam mı bu? Ampul. Şimdi diyor ki bu insandır. Tamam mı? Ve ilimdir. Şimdi burası şu Kur'an'dan gelen, buna da evamir-i tekviniye, evamir-i tekviniyeden geliyor. Evamir-i tekviniyeden gelenlerle. Şurası şu da ayat-ı tekviniyeden gelenlerle. Hangisi toprak, hangisi eksi olacak? Üstten gelen artı toprak ayat tekviniyedir aslında. Evet. Şurası o zaman onun dediğine bakıyoruz, uyuyoruz. İtirazı varsa değiştiriyorum. Silgi benim et. Artı budur, eksi budur diyor. Bu Kur'an'dan geliyor. Kur'an'dan gelen ayetlerle iksirleniyoruz, dölleniyoruz. İman balı yapılıyor. İman hasıl olduktan sonra imanın ziyası dima nura dönüşüyor. O nura dönüşen dimağla Allah'ın çiçeğini, elmasını, armutunu, kedinizi, köpesini bunlar nedir? Ve min ayatına ayetlerimizdir diyor. Bunların mevcudata biz ne diyoruz? Ayat-ı tekviniye deniliyor. Kevni ayetlerdir. Bu kelami ayetlerdir. Dolayısıyla onu okuyan iki kanadıyla buradan da geliyor, buradan da geliyor. Ampul yanıyor. Harika. Peki. Şimdi ben sözleri açıyorum. Bu kadar malumattan sonra malumat olmuştur diye hiç açmadan kapatıyorum. Bilim malumat abidir, bitti. Bitti. Kader ilim levindendir. Kader. Demek ki biraz önce okumuştuk beraber. Bilmek dayatıcı değildir. Bilmektir ya, bilmek. Değil mi? Bilmek. Okuduk, şey yapmıştık. Yaptığım gücü yok. Ha, yaptığım gücü yok. Ha güzel, o cümle öyleydi. İlim alma tabidir. Peki, ilim alma tabidir, anlamadık diyor. Yani getiriyor. Nasıl olacak? Öyle tarif ediyor ilim. Nasıl olacak? Malum. O neydi? Sıfatın üstü. Allahça malum. Allahça malum. Sen Allahça malum demesen, iki bir hatamız olur. Allahça malum. Herhalde. Peki Allah'ın ilmi yok. O da olmaz. Çünkü güneş var, ışık yok. Ha, Allahça malum. O zaman o Allahça malum olana Allah'ın gene sıfat ilmi tabi. İlim alma tabi. Oturuyor. Yoksa malum ilme tabi değildir diyor. O zaman ne denilir? Yoksa ne demek biliyor musun? Allah'ın subutu sıfatında ilim hep odur. Ondan başkası yoktur. Kayıt getiririz. He. Osman'ım anladın mı abi? Tabii. Yani yukarıya koyunca malum ortalık rahatlıyor. Ha, ama bak bir de dese ki yok canım Allah'ın hep ilmi budur, malumu da yoktur. Yani üstü yoktur. Hep ilmi Allah'ın o zaman Allah sıfatı kadar vardır. Olur. Hmm. O da nakıs olur. Sıfatı zatıdır gibi oluyor. O kadar. Yani sıfatı zat olmuş oluyor. Bunu da izah ediyor. İlim de satir ediyor. Yani ilim dosturları. Biraz daha çözüm. Biraz daha açıyor. Desat malumu, tamam malumu, yani bilme şeyi, yani sistem, kaideler var da gramer kaidesi var, ilmi kaideler var. Gramer, mastar, fail bil mastar var. Oradan çıkan failler var. Mastardan türetiliyor, çıkıyor ya. Bu şeyler, yani diyor, ilmi desatir usulleri, türetmeler, malumu harici vücut noktasını idare etmek için esas değildir. İlim harici vücut noktasındaki idade
etmek için değildir. Niçin diyor? Çünkü diyor, malum şey, malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudreti istinat eder. Tamam mı? Şimdi buradaki malum şimdi farklı malum. Burada aslında sanki biraz eşyayı anlatmaya doğru gibi oldu. Buradaki malum sanki bizim ilk anladığımız malum gibi. Aynen. Vücuda çıkan eşyanın vücuda malumiyetini ifade evet, ikinci malum. Döndü. Döndü. Şimdi aynen. Şimdi ne yaptı? Şey lazım, irade lazım. Burada bak şimdi. Burada yukarıda da bir ikincisinde diyor ki kader ve cüz'iyetler nasıl tefrik edebilir? Soru bu. Burada. İlk önce biz bir ne yaptık? Birincisi şu. Buradaki ilim malumu çözdük mü? İnsanda monta edeceğiz şimdi. Üç tane şeyimiz var. Allah'ta ilim malum bitti. Şecere-i hilkatta ilim malum var. İnsanda ilim malum var. Üç tane. Üç tanesi bazen onu kullanıyor, bazen onu kullanıyor. İlim maluma tabi biz çözdük. Şecere-i hilkatta da ilim maluma tabi çözdük. Şimdi insandaki aynısı Allah'ta, Allah'takini insana monta edelim. Yani ne isteyeceksin? He. Şimdi bizde ilmimiz nedir? Sıfattır. Ama ilme gelmeyen hassasiyetler var. İlmi çerçeve kuralına, tesatirine girmeyen şeylerimiz var. İçsel yapılarımız var. Tamam. Bu desatiri, bu malumu, bir de sıfat var bizde. İlimi sıfatı var. Yani bir malumu harici vücut noktasını ilan etmek için bir esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi, malumun zatı, vücudu haricisi. İlim olur mu? Olmaz. Neye bağlı? Bilgiye bağlı. Senin diyor her bildiğin vücuda çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Durduruyorsun. Şimdi senin malumların vücuda çıkmadan önce bir berzah var. Cüz ihtiyarı var. Eğer her malum vücudu hariciye çıkarsa cüz ihtiyar denen bir şey sistem kalkmış olur. Düşündüğün bir anda onu al. Düşündüğün her şey olmuştur. Peki düşündüğünü durduran, değiştiren veya çıkartan cüz-i ihtiyarı var. Onun için zaten yukarıda kaçırmayacağız. Cüz-i ihtiyarı meselesinde anlatıyor. Ha, o zaman bu sistemde de bizde böyledir. Ha, bunu durduruyorsun yani cüz-i ihtiyar ile malum. Sende böyle olduğu gibi. Sende her malum vücuda çıkmadığı gibi ve ondan sonra mesuliyette ne yapıyorsun? Malumdan da mesul değilsin. Vücuda çıkarmadın. Malumatımızda mesul muyuz? Değiliz. Ama ona irade, kudret. İle ilim, irade, kudret taluk ederse, vücuda çıkarsa, vücuda çıkarsa mesulsun. Tamam. Çünkü malumun diyor, dışarıdaki vücudu iradeye ve kudrete istinad eder. Tamam. O zaman mesuliyeti anlatıyor burada. Evet. Tamam mı? Mesuliyet dünyasında malumlarımızdan mesul değiliz. Bir hadis de var 86. sayfa şeyde. Ömer nasıl bilmem de ilmi aldı. Şimdi hatırladım. Mahluk diyor. Olursa mesulüz. He mahluk olursa mesul. Orada şöyle diyor. Bu seni teyit edeceğin hadis var. Peygamber Aleyhisselam'a soruyorlar sahabe. Ya Resulallah senin yanında inince böyle oluyor. Senin yanında uzaklaşınca acayip bir halleri oluyor vesaire. Ve içimizden geçenleri. Geçmiş kavimlerde vardı. Ben onun tefsiratını okudum biraz. Geçmiş kavimlerde ibadetler şey değilmiş, ibadethaneler değilmiş. Bir de insan içinden geçirdiğiyle mesuldu. Niçin? Sonra araştırdım, insan içindekilerle mesul olması biraz şey gözükmüyor mu? Meğer bizim içerimiz televizyonlarla, cemiyetlerle allak bullak olduğu için onda mesul. Onlar da bir site varmış, bir kavim. Kavim dediğim var ya, Ak kavmi, 2500 kişi, şu Afyon'un şu kenar mahallesi. Yani her şey o. Yani onların film seyretmemiş ki içindekiler şeyler yok. Yani pislik yok. Onlar gördüğü kiraz, bir de çakal var. Bir de sana bana bağırdığı var. Bir de ne görmüşse. Nedir o? Ha bu sefer Allah rahmetiyle ümmeti Muhammed'e içinden geçirdiklerini Allah Resulü şöyle diyor o zaman. Diyor ki içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Ha mesuliyet nereye bağlı? İrade ve kudret olursa, mahluk olursa. Malum mahluk değildir diyor.
O zaman ne kadar 3 tane mertebe çıktı. Malum, ilim, mahluk. O zaman mahluktan mesulüz. Malumattan mesul değiliz. Zaten malumatları da dimada, tasavvurdadır. Düşüncelerimiz. Ama malumu evvel var, ta zihine de depolanmış. Seni mesela, sen büyürken gördüğün manzaralar yok mu köyde? Değil mi? Oradaki şeyler ilmi değil onlar. İlmi kurallara yansıra nesir kuracı değil. Girmiş, resmetmişsin. Ya resimler var, ya sesler var, ya hareketler var. Bunların cemi malum. Ama bir de ilmi şeyler var. İlmi. Okumuşsun vesaire. Ha, dolayısıyla dışarıya çıkması için bir şeyin o zaman kudret ve irade lazım. Kudret ve iradeden sonra ben mesulüm diyemezsin. Ha, tamam mı? Dolayısıyla sen nasıl ki diyor, sende misal veriyor. Malumlarınla mesul değilsin, mahluklarınla mesulsun. Allah da senin hakkındaki malumatlarla seni şey yapmıyor. Seni sorgulamıyor. Evet. Ve sana yap demek evet. Olmuyor. Hürriyetin elinden almıyor. Ve hürriyetin elinden almıyor. Allah'ın malumu senin hakkındaki senin yap dayatması olmuyor. Delili senin her malumun vücuda çıkmadığı gibi. Kudret ve irade icap eden de cüz-i ihtiyarımız oluyor. Evet. O zaman tevfik oldu. Kaderle cüz-i ihtiyar tevfik edildi. Hem de nasıl? Eğer cüz-i ihtiyarı kaldır şu. Fiil şuur sen kabul et. Malum burada olsun. Kaldır bunu. Her malum vücuda çıktı. Hepsi mahluk olacak. O hepsi mahluk oldu. Her düşünce mahluk oldu. Her ilim mahluk oldu. Ne olacak? Ha peki o zaman hangisini çevireceksin? O zaman cüz-i ihtiyarı kaldırmak şöyle dursun. Aman ha! Olsun. Aman ha! Koy buraya. Ben ne kadar istiyoruz. Bazılarını çıkartıyoruz. Bazılarını çıkartmıyoruz. Süper oldu. Bahır da vahım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tı masalavat. Tamam.